Herkese merhaba, ben Kardelen Tunç. Bugün sizlere QuizIz uygulamasından biraz bahsettikten sonra nasıl soru hazırlayabileceğimizi göstereceğim. QuizIz, anketler, sınavlar oluşturabileceğimiz bir web platformudur. Arayüzünde Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Fakat soruları Türkçe hazırlayabiliyoruz. Şimdi bir bakalım QuizIz nasıl kullanılır, bu platformda neler yapabiliriz? Kitaplık bölümünde daha önceden oluşturduğumuz QuizIz'leri görebiliyoruz. Burada raporları görebiliyoruz. Sınıflar oluşturabiliyoruz. Bu sınıflara quizleri atayarak öğrencilerin erişmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi ben bir soru hazırlayarak göstereceğim. İlk olarak bir başlık ekliyoruz. Bilişim teknolojileri ve yazılım dedim. Daha sonra kategori seçelim, ders seçimi yapalım. İlerliyoruz. Çoktan seçmeli, açık uçlu, anket gibi soru tarzlarında soru hazırlayabiliyoruz. Ben şöyle çoktan seçmeli bir soru hazırlayarak göstereceğim. İlk olarak sorumuzu yazalım. Yan tarafta da zaten gözüküyor biz yazdıkça. Sorumuzu yazdıktan sonra cevaplarımızı da ekleyelim. Burada istediğimiz kadar aslında ekleyebiliyoruz. Tam olarak sınırlamasını bilmiyorum ama mesela 5. seçeneği de ekleyebiliriz ama ben 4 tane yeterli olduğunu düşünüyorum. Doğru olduğunu düşündüğümüz bildiğimiz seçeneğin yanına tik koyuyoruz. Eğer işlem gerektiren bir soru olsaydı sorunun içeriğine de cevaplara da bunu ekleyebiliyoruz. Aslında soruya şu şekilde ekleyebiliriz. Bir açıklama yapmamız gerekiyorsa mesela pi'ye bir değer atayacağımızda. Cevaplara da öğrencilere açık uçlu bir soru soruyorsak cevaplarında bu şekilde yazmalarını sağlayabiliyoruz. Görsel eklemek ücretli. Aslında ücretsiz bir platform fakat bazı arayüzleri ücretli. Buradan saniyeyi ayarlayabiliyoruz. 10 saniye. Daha sonra soruyu kaydediyorum. Bu şekilde soruları alt alta karma bir sınav oluşturabiliriz. Açık uçlu, boşluk doldurma gibi. Sınavımızı oluşturduktan sonra son olarak kaydediyoruz ve hazır oluyor. Bunu da istediğimiz bir sınıfa atayabiliyoruz. Öğrenciler çözerken aynı zamanda geri dönükler alıyorlar. Bu şekilde ilerliyor.